Bir videomuzdan daha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz adam akıllı güzel bir omuz antrenmanı nasıl yapacaksınız? Birçoğunuz diyor hocam işte bowling topu gibi omuzlarım olsun. Ben haftada kaç gün çalışacağım? İyi bir omuz antrenmanı nasıl olacak? İşte tişörtten, gömlekten daha iyi omuzlarım olsun istiyorum diyorsunuz. Sizlere bu videoda bunun tüm detaylarını, her şeyini anlatacağız. Hiç aklınızı karıştıracak bir şey bırakmayacağız. Evet, sizleri bekletmeden anlatımımıza başlayalım. Şimdi salondasınız. İlk olarak ben size birçok madde üzerinden giderek anlatacağım her şeyi. İlk olarak bir omuz çok tehlikeli bir yer olduğu için ısınmalarını çok iyi yapmanız lazım arkadaşlar. Yani hani bu bir göğüs, sırt gibi değil. Omuz bir kere patlarsa çok uzun yıllar peşinizden gelir ve hayatı bu sporu size zindan eder. O yüzden ısınmayı yapacağınız bir taktikten bahsedelim. Diyelim ilk hareketinizde siz 20'şer kilo veya 15'er kilo omuz pres hareketlerine başlamadan önce yarısıyla, örnek veriyorum ya 20 kiloysa veya 15 kiloysa ya 10 kilo alacaksınız ya da 15'se 7,5 alacaksınız. Yani ilk tekrar çıkaracağınız ağırlığın yarısını alacaksınız ve birkaç setlik ısınma setleri yapacaksınız veya dumbbell'larla hafif köylü açışlar yaparak iyice omuz kısmını, eklemleri ağırlığa hazırlayacaksınız. Birazdan zaten varyasyonlara geleceğiz. Bu ısınmayı yapmadan bir anda işte canavar gibi girişler yaparsanız arkadaşlar omuz sakatlayabilirsiniz ve dediğim gibi çok eziyetli bir hal alabilir. Şimdi ısınmalarınızı vesaire yaptınız. Programa başlayacaksınız arkadaşlar. Burada ilk olarak şu preslerden bir bahsedeceğiz. Pres varyasyonlarından programı nasıl bunu dizayn edeceğiz onlardan bahsedeceğiz. İlk olarak şu sehpa dimdik olmasın. Çünkü hani belinize binen yükü biraz çok arttırmayın. Bir tane düşünün şunu her zaman. Biraz daha rahatlatın kendinizi. Şimdi biz iyi bir omuz antrenmanına başlarken omuzu 3 parçaya bölerek ele almak lazım. Mesela ilk ne yaparız? İlk bir saniye Sefa'cığım burayı şey yaparsın. Bir ön kısmına bakarız arkadaşlar. Yani ön omuz kısmı, ardından biraz daha orta kısmına geliriz. Ardından bir de omuzun arka kısmına bakarak ilerleriz. Yani bu parçaları hedef alarak çalışma yaparız. Diyelim biz bir dumbbell press'e başlarken burada hedef alacağımız nokta nedir? Daha orta omuzla biraz da omuzun ön kısmını hedef alırız. Her zaman yapacağımız, bakacağımız ilk şey dirseğin her zaman içeride kalmasıdır. Yani geriye gitmemesidir tüm formlar. Tüm dumbbell press formlarında bu şekilde bakmak lazım. Diyelim siz abi şöyle çapraz formla hop presinize başladınız. Diyelim programınızın ilk hareketi bu şekilde olduysa sen diyebilirsin ki hocam zaten ben zaten bunu yaptım. Hani başka ne olabilir? Programınızda iki tane pres hareketi bulundurabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu ne olur? Bir dumbbell olur. Bir de ya isterseniz şurada gördüğünüz omuz pres makinesi olabilir. Veya bir tane de barla bir pres hareketi ekleyebilirsiniz. Sevdiğimiz, saydığımız. Tabii bunu böyle bir önünüzde rack falan olursa ona takarak yaparsanız daha rahat edersiniz. Programda iki pres hareketi bulundurursanız iyice hedeflediğimiz noktalara hasar vermiş olursunuz arkadaşlar. Bunları ortalama 3 set, 4 set yapabilirsiniz. Tabii videonun sonunda bunlardan bahsedeceğiz. Veya mesela şöyle bir şey daha var. Şunu da hemen bahsedelim. Biz omuz antrenmanını yaparken ne yedik? Bu dirsek içeride bu tutuşta vuracağımız yerleri söyledik. Eğer ben deseydim biraz daha şöyle front pozisyon yap. Yani ön pozisyon itişi yaptığında bu sefer ön omuz aktivasyonunu iyice arttırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Mesela siz her zaman şöyle bir ayağa kalkacaksın. Aynaya bakacaksın. İşte baktın diyelim senin. Bilmem ne, işte orta omuz kısmı iyi görünüyor. Ön omuzun biraz daha zayıfsa bu tip böyle biraz daha ön tarafa vurduracak pozisyonlar çalışabilirsiniz. Tabii diğer şimdi hareketlerden değineceğiz sizlere. İlk bahsedeceğimiz şeyler bunlar da sizler için. Şimdi diğer bir konumuz hangi kaslarla mikser? Ona geçmeden önce son vereceğim bir önceki madde ile ilgili bilgi daha var. Şimdi birçok kişi diyor ki hocam ben iki presi arda arda mı yapayım? Yoksa araya bir pres, bir açış öyle mi gideyim? Birçok şey yapabilirsiniz ama isterseniz ilk olarak presleri bitirirsiniz arkadaşlar. Sonra açışları devam ettirirsiniz. En sonunda arka bölgeye iyice odaklanabilirsiniz. Veya ortaya karışık bir mevsim salata yapmak istiyorum diyorsanız. Önce bir pres, sonra bir açış, sonra bir daha bir pres diye de sistemler var. Bu aklınızda olsun ama mesela adam spora yeni başladıysa iki pres yapması ona ağır kaçabilir. O yüzden kişinin durumuna, seviyesine yapacağınız set sayısına göre de değişiyor. Bunlar onu da belirtmek lazım. Peki biz bunu hangi kaslarla yapalım? İşte bacakla mı mixleyeyim? En çok klasik bacak omuz yapıyorlar. İşte sırt omuz mu yapsam falan. Arkadaşlar en mantıklısı küçük kas gruplarından birini mixlemek olabilir. Mesela sen bir arka kol gününle mixleyip böyle itiş gününe kaydırabilirsin. İyice yaparsın omuzu. Son bir arka kola geçersin. Arka kolun hakkını verirsin. Güzel bir ikili olabilir. Veya arka kol, full kol mix olabilir. Örnek veriyorum. Ha mesela bacaklı omuz yapılamaz mı? Yapılabilir ama bacağı sert yaparsanız, eğer hakkını verecek şekilde yaparsanız haliniz kalmaz arkadaşlar. Haliniz kalmayacağı için omuzda o iyi performansı veremeyebilirsiniz ama mesela bir tane küçük kas grubuyla mixlerseniz daha rahat yapabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim en sevdiğimiz
omuz hareketlerinden, yana açışlar. Ulan kim sevmez ki, hepimiz bayılıyoruz. Arkadaşlar, yana açışlar asıl olayı bizim için tam bir orta omuz. Yani yan dediğimiz orta omuz kısmını hedef alabilmek. Şimdi yana açışların birçok varyasyonu var. İşte kablosu var, serbesti var. Ben size bu kısımda bağışlardan bahsedeceğim. Bir de front kaldırışlar, yani öne doğru yapanlardan da bahsedeceğim biraz. İlk olarak hemen bir üstünden geçelim hareketin. Ufak bir durdunuz, hafif dizleri büktünüz, hafif dirsekler büküldü. Çok hızlı geçiyorum burayı. Açtınız omuz hizasında. Kollar yere paralel ve uyguladınız. Şimdi bu normal bir dumbbell açış varyasyonu. Mesela sen bunu bir daha üstünden geçelim. Sen dersen hocam benim biraz daha ön kısımlara vursun dediğinde burada bunu arkadan biraz öne doğru açtığında biraz daha hedefin ön omuz aktivasyonuna kayarken dersen ki biraz daha arkadan açayım. Arkaya doğru, yani önden arkaya açayım. Bu sefer de hop, bu sefer de biraz daha arka omuzun aktivasyonunu arttırmaya çalışıyoruz ama bunu direkt yandan şöyle iyi pozisyonla yaptığımızda çok iyi bir orta kısım için bir vuruş oluyor. Peki şimdi şöyle bir durum var. Birçok kişiyi ben görüyorum. Acayip acayip çok ağır QR denemeler yapıyor. Arkadaşlar bakın, çok izole bir noktaya hedef aldığınız için çok ağır QR'la bu hareketi yapmak, özellikle seviyeniz müsait değilse, direkt sakatlanmanıza sebebiyet verebilir. O yüzden bunu da böyle çok 6-7, 5-6-7 tekrar yaparak çok ağır girmek yerine belirli bir kilo alıp böyle 12 tekrar üstü, 15 tekrar, 14 tekrar daha böyle yüksek tekrar yapabilirsiniz. Ha, yapabileceğiniz diğer bir şey burada. Mesela sen normal belirli bir kilo aldın. Örnek veriyorum, bu 10 kilo olsun misal. Diyelim bunu 12 tekrar yaptın. Bu 10 kiloydu diyor, dedik ya öyle. Bunu hemen 8'e düşür. Git başka hafif bir kilo al, yine hiç durmadan drop yaparak. Yani her sette kiloyu düşe düşe 8-10 tekrar çıkarabildiğin kadar yapmaya çalış. Bu toplamda bir set olsun, bir drop set yap. Yani biraz daha ağır giremiyorsanız orayı pamplamayı, biraz daha o kaslara hasar vermeyi, yüksek tekrarlar yapmayı hedefleyin. Çünkü diyor mu, sen 20 kilo alırsın böyle yaparsın. Bir atar sonra yandın yani. Hani bunları yaşamamanız için söylüyorum. Peki programınızda tek bir açış mı daha mantıklı? İki mi derseniz? Şimdi bir tane diyelim, serbest yaptınız. Ama tabii ki de hani diyelim bunu 4-5 set yap. Ha şöyle bir kural da yok. Ben bunu 4 set yaptım yeter değil. 6 set de çıkar. 7 set de çıkar. Hani tabuları geçin yani. İlla 3x10 olacak diye bir şey yok. Yani sen bunu istersen 8 set de yaparsın. Ne kadar odaklanmak istediğinle ilgili. Antrenman ne kadar sürecek. Programın nasıl? Onunla ilgili. Bir tane diyelim serbest açış yaptınız dumbbell'larla. Bu sefer bir de bizim bir tane kablo koymamız lazım. Peki niye kablo? Şimdi size onu anlatacağız. Bir gidelim oraya doğru. Şimdi salon boşsa, lan şu espriyi yapmaktan da bıktım. Salon boşsa hemen yapışıyorsun, hemen. Bakıyorsun kimse yok. Yakalıyorsun burayı. Yakaladın. Kablo. Tutuşumuz daha çok rahat yapabileceğiniz. Bakın avuç şu karşıya bakıyor. Burada pozisyonunu aldın, hatta bacak arana da alabilirsin daha rahat yapmak için. Sana kalmış. Hop omuz sağsında açtın ve bunu yine 12-15 tekrar üstüne gidiyorsun. Bir açış daha koyuyorsun. Niye peki arkadaşlar? Niye peki? Çünkü serbestte belirli bir noktadan sonra omuz aktivasyonunuz düşüyor. Ama kabloda hiç direnç azalmadığı için sürekli omuzu çekiyor böyle aşağı, böyle halatı çeker gibi. Sürekli omuzunuz kasılıyor. O yüzden kesinlikle eğer açış sayısını arttıracaksanız, omuzu ilerletmek istiyorsanız bir tane kabloda koymaya çalışın. Bu hatta buradaki hissiyatı çok daha iyi alacağınızı da düşünüyorum. Diğer maddemize geçmeden önce hemen bir ön kısımdan da bahsedelim. Şimdi zaten birçok pres hareketlerinin omuzun ön kısmına hedef aldığını söylemiştik sizlere. Hemen bir yapabileceğiniz, eğer ön omuzunuz zayıfsa arkadaşlar, dumbbell front raise tarzı. Bunu oturarak da yapabilirsiniz. Hani mesela bu ayakta yapılan hareketleri oturarak yapabilirsiniz. Beyninize çok yük biniyorsa unutmayın bunu. Ya bu, bakın ama bakın şu değil. Hatta yani bunu yapacaksınız, omuz sabit olsun. Yani yukarı kaldırma, kendinizi sakatlayabilirsiniz unutmayın. Ya bu ya da plaka alıp dirsekler biraz bükülü, hop bam bam omuz hizasında uygularsınız. Bunun yerine mesela ne olabilir? Az önce kablodaydık, halatla hop, halatla da çok iyi bir aktivasyonla omuzun ön kısmında hedef alabilirsiniz. En son ben ne dedim sizlere? Program hareketini vücudunuzun ne gibi bir sıkıntı olduğuna göre örneklendireceğiz. Yani bu hareketleri mixleyeceğiz videonun sonunda, unutmayın bunu. Şimdi de gelelim çok önemli olan arka omuz tarafına. Unutmayın ki siz arka taraf çalışmazsanız bu sporda postürünüzde bozulmalar meydana gelebilir. O yüzden arka taraf, arka omuz kısmı da çok önemlidir. Peki nasıl yapacaksınız? Hemen ona değinmeye başlayalım. Şimdi arka omuz kısmına gelirsek de size bir serbest bir makine örneği vereceğim. İlk olarak bakın belirli bir şekilde bu elcikleri aşağı indireceksiniz. Olabildikçe şu kablo omuz hizanızla aynı hizada olacak. Alacaksınız bunu, hafif kalça geride ve burada arkadaşlar dirsekleri hafif bükülü, hop açışı yaptınız. Biraz sıkıştırdınız, devam. Bir yandan hem orta sırt çalışacak hem de arka omuza hareketi vurduracaksınız biraz daha. Bunun yerine mesela ne olabilir? Bunun yerine salonunuzda varsa makinayla arkaya açış da olabilir. Unutmayın bunu. Serbest olarak da yapabileceğiniz, genelde bunu artık programın sonlarına gelirken koyabilirsiniz. Burada da hafif postürünüzü çok bozmadan hafif gövde eğimli ve yine dumbbell'larla omuz aynı hizada, dirsekler hafif bükülü, hop açıyorsun. 1,
Karşıya bakıp böyle takıntı haline getirmeyin şu bakmayı. Boyunuzu çok zorluyorsunuz fark etmeden. Bende de var biraz. Bazen unutuyorum. Evet, bunu da yapıyorsunuz. Şimdi birazdan, yani az sonra birkaç maddemiz daha kaldı. Ben size neye göre hareketleri nasıl bir mantıkla sıralamanız gerektiğini de anlatacağım. Şimdi geçelim diğer maddemize. Şimdi gelelim diğer sorulara arkadaşlar. Biriniz diyebilir ki hocam haftada kaç gün omuz çalışalım? Bana kalırsa her zaman oluşturabilirsiniz. Haftada 2 gün yapmaya çalışın arkadaşlar. Kası ne kadar çok uyarırsanız o kadar iyi olur bizim için. Her zamanınız var ise. Bunun dışında trapez dediğimiz kısım, hani trapez daha çok arkadaşlar omuz günü mü, sırt günü mü diye tercihleri, hani hangisini yapsak diye düşünülüyor. Trapez aslında bir üst sırt kasıdır arkadaşlar. O yüzden siz trapezi illa omuz günü yapmak zorunda değilsiniz. Fakat işte sırt günü çok yoruldun, artık halin kalmadı, dünya başına yıkıldı, trapez yapamadıysan omuzun sonuna doğru istersen trapez çalışırsın, ama omuz günü yapmadıysan sırt günde artık üst sırt diyerekten trapez hareketleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sefer geldik asıl olayımız. Şimdi birçok şeyi anlattık omuzla ilgili. Bilmeyiz gereken şeylerden bahsettik. Peki biz bu hareket sıralaması ve kim neye göre ne eklesin ne çıkarsın sorularına şöyle değineceğiz. Şimdi ben size 3 tane hareket belirliyorum. Bir tane diyelim dumbbell press var programında. Bir tane yan açış var. Bir tane de arka omuz için bir hareketin var. 3 tane var. Aynada bir omuzuna bak bakalım. Senin omuzunda ön kısım mı zayıf, ön omuz bölgesi mi zayıf? Yandan da bak, önden de bak. Orta kısım, yani şu çıkıklıkta mı bir zayıflık var? Yoksa arka tarafta mı biraz daha zayıflık var? Eğer senin omuzunda orta taraflarda biraz daha şu patlaklıkta bir sıkıntı var ise arkadaşlar, programınız neydi? Hepsinden birer tane değil mi? Programınıza yan açışın setlerini biraz daha artırsa, 3 setse 4-5 sete çıkarın. Bir tane daha press ekleyin ve isterseniz bir tane daha kabloda yan açış ekleyin. Ne oldu? Omuz programınız bir anda arttı. 2 tane, 5 harekete çıktı. Örnek veriyorum, böyle bir sıkıntı varsa bu bir. 2. Ön omuzunuzda geri planda kalma durumu varsa, ki zaten siz üst göğüs antrenmanları yaparken de belirli bir miktar ön omuzda çalışıyorsunuz aslında. Ne yapacaksınız? Programınıza bir tane, zaten ön göğüste biraz çalışıyor. Bir de ön omuz için bir tane de plakayla veya dumbbell'la bir tane ön omuz hareketi ekleyeceksiniz. Yani zayıf noktaya göre. Mesela yine 3 hareket var diyelim ama bakıyorsun ulan omuzun iyi. İyi gelişmiş, genetiği güzel ama arka omuz çok patates durumda. Yani yandan bakıyorum ön kocaman, yan çok iyi, arkada sıkıntı var. Bu sefer ne yap? Arkaya 2 hareket ekle. Zaten sen sırt antrenmanı onlarında da belirli çekişler yaparak da bir miktar arka omuz çalışıyorsunuz veya belirli açışlar yaparak çalışıyorsunuz. Fakat biraz daha programınıza bir değil de işte bir makinede açış veya kabloda bir tane de serbestte arka omuz hareketi koyun. Yani programınızdaki sıralamaları sizin zayıf noktalarınıza göre yaparsanız daha böyle estetik iyi bir omuza sahip olursunuz. Bunun dışında dediğim gibi setler sürekli hani 3x10 falan kalmasın. Gidin bazen setlere 4 set yapın, 5 set yapın. Bazen kilo arttırarak gidiyorsunuz ya genelde. Son setlere ben ne diyorum çoğu videoda? Pump setleri koyun. Yani kiloyu azaltın. Dayanabildiğiniz kadar 15 tekrar, 20 tekrar, 25 tekrarlık tükeniş setler koyun arkadaşlar. Yani hep aynı sistemlerde kalmayın. Evet, bugün konumuz bunlardı. Hem böyle bir hareketlerin üstünden geçtik hem de bu işin biraz mantığından bahsettik. Tabii ki de aklınıza takılan birçok şeyi de yorumlarda sorabilirsiniz. Hani veya dersiniz hocam şöyle bir video da gelsin, böyle bir şey de gelsin. Ben onlara da bakarım. Onlarla ilgili farklı videolar da çekeriz. Evet, seviyoruz sizler arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi antrenmanlar.